Merhaba arkadaşlar. Bugün annemle beraber gözleme yapacağız. Hem bazlama yapacağız, ince ince bazlamalardan, hem de gözleme yapacağız. Annem açıyor şu anda. Açmış buraya birkaç tane hazırlamış. Annem açıyor burada. Açmış burada birkaç tane üst üste koymuş. Onları pişireceğim ben. Annem açmaya devam ediyor. Dışarıda kar yağıyor arkadaşlar. Bayağı soğuk dışarısı. Tipi var tipi. Size göstereyim. Dışarıda bayağı bir soğuk. Buz gibi. Ağaçlar çiçek açmıştı. Çiçeklerin üzerine kar yağıyor. Ona çok üzüldük işte. Ağaçlardaki çiçekler donacaklar. Meyveler olmayacak. Tipi şeklinde yağıyor şu anda. Biz sıcak bazlamalarımızı yapıyoruz. Çayla tereyağını sürücenin üstünde sıcak sıcak. Güzel pişti. Şu bebek. Tamam. Şurası şey oluyor, oklava şuraya değiyor. Bak.
gidecekmiş işte bak. Tamam mı? Öyle. Evet. Bazlamalarımız pişti. Şimdi gözleme yapmaya başlayacağız. Evet, gözlemelerimizi yapmaya başlıyoruz. Evet, gözlemelerimiz pişiyor. Çok da güzel piştiler. Kızardılar. Annem yapmaya devam ediyor. Hala açıyor. Bir kısmını domatesle biberle yap. Bunlar pişmeye hazır. Bunlar da pişiyor. Evet, gözlemelerimiz pişiyor arkadaşlar. Burada yaptıklarımız var. Bir kısmını domatesli yaptık. Bir kısmını da böyle peynirli yapacağız. Hamurlarımız böyle duruyor. Annem açmaya devam ediyor. İçinde yağlı beyaz peynir, kaşar peyniri, kuru soğan, biraz pul biber var. Yaparken de ara ara tereyağı koyacağız içine. Evet, gözlemelerimiz pişiyor. Annem açmaya devam ediyor hala. Birazdan peynirliğe başlayacağız. Domatesli böreklerimizi, gözlemelerimizi pişirdik. Burada pişen gözlemelerimiz duruyor. Bunlar da pişirdiğimiz gözlemelerimiz. Biz hem gözleme hem de börek diyoruz. Alışmışız, böyle söylüyoruz. Bunlar da bazlamalarımız pişti. Gözlemelerimiz de burada pişti. Şunları bir kontrol edelim, pişmiş mi diye. Evet. Sanki şöyle çevireyim. Evet, pişiyor. Peynirlerimizi şöyle yapıyoruz arkadaşlar, size göstermek istedim. Şöyle koyup içlerine de birer parça tereyağı atıyoruz. Şöyle parça parça tereyağı koyduğumuz zaman, şöyle tereyağları parça parça koyduğumuz zaman, şöyle tekerimi çektiğim için hemen çekmesi zor oluyor. Şöyle göstermek istedim size. Böyle birer parça tereyağı koyduğumuz zaman çok daha lezzetli oluyor.
Böyle yapmayı tercih ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada gözlemlerimiz pişiyor hala. Kızarmış. Çok güzel kızarmış. Güzel pişsin. Bakın annem yapıyor şurada. Annem koyuyor. Evet, artık son gözlemelerimiz pişiyor. Çok da güzel piştiler gördüğünüz gibi. Onları şimdi pişirdiğimiz tepsiye alıp üstüne biraz tereyağı süreceğim. Evet arkadaşlar, gözlemelerimiz pişti. Ben üzerine biraz tereyağı sürdüm. Bakın şöyle. Çok güzel piştiler. Hem peynirli hem domatesli yaptık. Burada malzemelerimiz var. İsteyen bunlardan da yiyecek. Yanında çayla beraber harika olacağına eminim. Siz de deneyip yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Herkese çok afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.